Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Üma Hastanesi'nin katkıları ve sizlere selamlarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Galatasaray'la adı anılan Hakim Ziyech, Al Nassr'la anlaşma sağladı diye. Arkadaşlar, niye Galatasaray'la giriş yaptım? Çünkü Fenerbahçe'nin adını anıyorlar. Fenerbahçe bir futbolcuyu istiyor. Bak alamadılar. Bunlar böyle salak, bunlar şöyle salak, şöyle böyle falan filan. Ya abi, söz konusu Galatasaray bak. Bir tane Galatasaraylı kişiden duyamayacaksınız. Biri bile demeyecek. Bak bunlar böyle salak. Bunlar bunu bile alamadı falan demeyecek. Niye demeyecek hocam? Onlar çünkü aldılar yıldızları. Adamların başkanları çalışıyor. Ya bırak Allah'ını seversen. Juan Mata'yı. Yani Fenerbahçe taraftarı olarak hiçbiriniz almazsınız. Mertens 35 yaşına geldi dersiniz. Kabul etmezsiniz. Edin Dzeko 37'lik diye demedik laf bırakmıyorsunuz. Cuadrado 35 diye. Bırakın Allah'ını seversen. Başka? Icardi kiralık. Bir sürü sorunu vardı şu bu. Zaniolo hocam o kadar iyi olsa bize bırakırlar mıydı dersiniz? Ha, söz konusu Fenerbahçe olunca. Bu arada Hakim Ziyech için ben size söyleyeyim. Hakim Ziyech için Fenerbahçe alacak olursa hala söylüyorum. Bonservis ücreti 6,5 milyon euro. Ancak oyuncunun menajeri oyuncunun yıllık 11 milyon euroluk isteğinden bahsetti. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray yaptılar. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani 15 milyon euro da onlara bonservis çekmiş kulübü. Müslüman ya arkadaşımız muhtemelen Müslüman olduğu için Arap Yarımadası'ndan bir yere yatay geçiş yapacaktır diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Suudi Arabistan Al Hilal takımı Wolverhampton'dan Ruben Neves'i 55 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış. Bir dakika. Olamaz. Bu haberde yanlışlık var. Niye? Siz diyordunuz. Ruben Neves Fenerbahçe'ye gelecek diye. Fenerbahçe almak üzere diye. Öyle değil mi duyumcular? Siz diyordunuz. Ne oldu şimdi nereye saklandınız? Neyse canım. Siz üstüme gönderirsiniz. Norwich City Giresunspor'da başarılı bir sezon geçiren 22 yaşındaki İspanyol sol kanat oyuncusu Borja Sainz'ten anlaşmaya varmış ki Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi. Aynı Borja Sainz'i Fenerbahçe'ye alalım. Bakın bu çocuk yetenekli. Bizde coşar dediğim zaman Now now diyenler şimdi diyorlardır ki bak elin adamı nasıl buluyor. Bak adam ta nereden buluyor diye. 34 maç 10 gol 4 asist. Ha hocam bunların yedisi bizedir zaten. Diyeceksiniz eminim. Şimdi Fenerbahçe futbolcuları kondisyonsuz muydu? Fiziksiz miydi? Başka bir şey miydi? Fenerbahçe oyuncuların kondisyonlarını ve bireysel performanslarını yukarı çekmek için bir İtalyan antrenörle görüşme yapıyormuş. O antrenör yeni sezon öncesi tercih edilecek. Teknik direktörle birlikte çalışacak diye. Arkadaşlar şimdi bu haber doğruysa hepiniz şunu diyeceksiniz. Hocam demek ki yeni teknik direktör İtalyan. Ben de şunu diyeceğim. Yeni teknik direktör demek ki efendi. Abdestinde namazında böyle. Uslu, sessiz, sakin birisi ki ne verirsen kabul ediyor. Bu arada Borja Sainz'e kaç verecekler acaba? Onu da merak ettim. 34 maç, 10 gol, 4 asist, 2745 dakika. Yani yaklaşık 30 maç yarım bir de. Şimdi yine devam edelim. Edin Dzeko. Vallahi arkadaşlar benim duyumlarıma göre Edin Dzeko'da hiçbir olumsuzluk yok. Yani hayırlı olsun diyorum ben sürekli. Maaş konusunda sıkıntı var mı? Ya aslına bakarsanız maaş konusunda sıkıntı yok. Ama oyuncu biraz tatil istiyor. Ve oyuncunun menajerinin videoyu çarşamba günü çekiyorum ama çarşamba günü İstanbul'da tekrar olmasını bekliyoruz. Oyuncunun da gelecek hafta çarşamba imzaya gelmesini bekliyoruz. Hocam, ben sosyal medyada şöyle bir haber duydum. İşte oyuncuya yıllık 4 milyon euro veriyormuşuz, doğru mu? 6 veriyormuşuz, doğru mu? 3 veriyor. Arkadaşlar benim duyumlarıma göre Edin Dzeko'ya yıllık bonuslar dahil yani her şey dahil oyuncu gol kralı olur işte şampiyon olur Şampiyonlar Ligi'ne gideriz ki şampiyon olan direkt gidecek. Her şey dahil 5 milyon euro yıllık ücret oyuncuya. Bendeki duyumlar bu şekilde. Ve hani benim kaynağım sürekli tamam diyor. Kim diyor biliyor musunuz bunu diyen kaynağım? Ryan Kent tamam diyen 28 Nisan'da bana kap yaptırtan kaynağım diyor. Hani güvenim sonsuz. Gerisi de donsuz. Yok, öbürünü de size bırakıyorum. Zaha'yı çok soruyorlar. Yani bu bir nevi de transfer soru yanıt cevap şeyi olsun çünkü üyelere özel de bu şey yapacak. Zaha yıllık bonuslar dahil, her şey dahil 6,5 milyon euro önerdik arkadaşlar.
Hani sosyal medya ne diyor? 6,5 istiyor, Fenerbahçe veremiyor mu? Veriyor. Oyuncu kabul etmiyor. Bak ben şunu söyleyeyim. Her iki futbolcu da kendileri bilir. Ha, bana kalırsa Dzeko. Duyumlara göre Dzeko tamam. Zaha da düşünmek için süre istedi. Hani Ali Koç kendisini tatile getirdi. Çok ciddi şeyler bunlar arkadaşlar. Ailesiyle birlikte kendisi karşıladı. Bir şeyler yaptı. Hani her şeyi yaptı. Ama futbolcu gelir gelmez o da futbolcuya kalmış bir durum. Hızlı gidiyorum. Niye hızlı gidiyorum? Çünkü daha şeyler var. Zaha gelir mi? Aslında gelmesi lazım. Bu kadar teklife. Alaksız edip gelsene Fenerbahçe'ye. Dzeko için de sosyal medya duyumcuları, yurt dışı duyumcuları şey diyor. Fenerbahçe'nin 2025'e kadar sözleşme imzaladı. 4 milyon eurodan yıllık ücret artı 1 milyon bonus. Beklenen sağlık kontrolleri önümüzdeki gün gerçekleşecek diyor. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Inter'den ayrıldı duyumlar var. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko'nun menajeri Aleksandar Vlahovic arasında pazartesi akşamı yeni bir görüşme planlıyor duyumları da var. Görüşme Aziz Yıldırım katılacak. Getirin ben futbolcumu. Ben yıllarca almaya çalıştım. Siz Ali Bey'e nasıl veriyorsunuz ya? Ya ben almaya çalışınca bana nahu nahu diyorsunuz. Bunu Ali Bey istediği zaman bedavadan veriyorsunuz. Herhalde böyle olacak. Şimdi Lüksemburg maçı öncesinde Zenica'da Bilinopolis stadına düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe transferle ilgili soruya gülerek yanıtsız bırakmış. Hayırlı olsun demiş yani. Marco Barzagli sosyal medya duyumcularından birisi. Bayağı da takipçisi var. Edin Dzeko Fenerbahçe'de diyor. Fenerbahçe Edin Dzeko'nun transferinde sona yaklaştı diyor bir başka duyumcu. Lucci ile görüşen Fenerbahçe Juventus'tan kaleci Mattia Perin hakkında da sıcak bilgi almış. Calcio Mercato'nun haberi. Lan şu Calcio Mercato'nun bir tane haberi doğru çıksın lan. Yıllardır duyum aktarırım. Bu heriflerin bir tane duyumuna denk gelmedi. Bir de Corriere della Sport'un. Sanki A Sport. Şimdi Edin Dzeko transferini bitirdi diyen var. CNN Türk de Fenerbahçe Edin Dzeko transferini bitirdi demiş. Valla taraflar 2 yıllık sözleşme. Maaş konusunda anlaştı diyen var. 4,5'a anlaştı diyen de var. Herkesin duyumu burada. Herkesin tuttuğu şey. Valla Fenerbahçe Mali Kurulu kongresini izlediniz. Oradaki tepkileri gördünüz. Doğru muyum? Gördünüz. Hadi siz Fenerbahçe olun da almayın. Politano'dur bilmem Kore'ye'dir. Hadi gidin de almayın. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hem Kore'ye'den hem Politano'dan. Ben zaten olmayacaklarını belirtmiştim ama olumsuz yanıt da geldi. Olumsuz yanıt geldi. Fenerbahçe Beko Costa Santete Kuompo'yla yollarını ayırmış. Oysa geliş duyumunu ne güzel vermiştim. Hatırlarsınız. Ama bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. TFF 3. Lig'e yükselen Bornova Futbol Kulübü Fenerbahçe U19 takımında top koşturan Erkan Arda Çağdaş'la ilgileniyormuş. İzmir ekibi Fenerbahçe yönetimiyle önümüzdeki günlerde masaya oturacakmış. Yeni asırdan yani yeni asır kaynaklı bir haber. Olabilir alt yaş kategorilerindeki futbolcularımız çok cazip tekliflere hazır. Fenerbahçe'de İrfan 25'in haberi Miguel Crespo ve Diego Rossi'nin gelecekleri bu hafta yapılacak toplantıda belli. Sevgili İrfan 25, Diego Rossi kim? Kimden bahsediyorsun? Ha hocam ya. Ya bize böyle gel. Bize bununla gel. De ki kim de biz de anlayalım gittiğini gideceğini. Ya gitti gidiyor nokta.com olduğunu anlayalım hocam ya. Hakikaten Rossi kim? Yani Diego Rossi diye birinden bahsediyorlar ama ben tanımıyorum. Benimki beni tanır. Fenerbahçe'nin Belçika'nın Challenger Pro League takımlarından FC Denver'a kiraladığı Thiago Çukur kiralık sözleşmesinin ardından takımdan ayrıldı, yurda geri döndü. Ben şeyi çok merak ediyorum. Umut Nayır'ı düşünüyoruz ya. Lan bu Thiago Çukur da Umut Nayır kadar yetenekli be. Ha, boyu çok uzun. O da ayrı mesele ama. Nasip. Cuadrado. Fenerbahçe'nin Cuadrado teklifi. Yıllık 3,5 milyon euro maaş, 2 yıllık sözleşme. Bak. Şimdi videonun başında dedim ya. Diyeceksiniz ki 35 yaşındaki futbolcuya bu paralar verilir mi? Galatasaray Mertens'e 3,5 veriyor. Sonra siz Mertens diye geberiyorsunuz. Icardi'ye yıllık 9 veriyorlar. Şey pardon 750 bin eurocuk veriyorlar. Siz geberiyorsunuz. Zaniolo yıllık 5 milyon euro artı bonuslar alıyor. Siz geberiyorsunuz. Yani vermek zorundasın. Onu söyleyeyim.
Sözcü gazetesi diyor ki Fenerbahçe'de Edin Dzeko transferinden sonra açıklanacak isim. Politano demiş. Ben katılmıyorum. Ya ben Politano'nun gelmeyeceğini düşünüyorum. Abi burada da Sözcü gazetesine ayıp etmiş olmayayım yani. Sonuçta bu işten para kazanıyorlar ama bu durum böyle. João Pedro. Fenerbahçe'nin kafa karıştıran futbolcusu. Çok kafa karıştırıyor. João Pedro'yla ilgili şunu söyleyeyim. İtalya'dan Salernitana'ya transfer olmaya çok yakın demiş Skorer. Skorer, bu haber eğer doğru ise eğer seni çok sever Serer. Seray sever. Seni çok sever. Sever. Hadi inşallah. Ayrıca internasyonel de João Pedro istiyor ama Fenerbahçe yönetimi 7,5 milyon euro yıl bonservis bedeli istediği için kimse pek fazla yanaşmıyor. Vallahi bilmiyorum. Şimdi birkaç tane sözde duyum var. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ben bunları aktarıyorum. Fenerbahçe Juventus'tan Arthur Melo ile ilgileniyor demiş. Arthur Melo. Menajer Andrea Pastorelli ile geçtiğimiz günlerde oyuncuyu Fenerbahçe'ye önermiş. Neden önermiş? Sebebi neymiş ki? Ya niye önermiş? Ya niye öneriyor? Brezilyalı orta saha ve takımı ile görüşmeler sürüyormuş. Oyuncu Inter Miami dışında Suudi Arabistan takımları da transfer etmek istiyormuş oyuncuyu. Şimdi Suudi Arabistan Inter Miami transfer ediyorsa oyuncu herhalde 86 yaşında falandır diye düşündüm. Transfer marketini açtım. 12 Ağustos 96 doğumlu. 26 yaşında 27 olacak. Şimdi Juventus'tan diyor ama sanırım Liverpool'da kiralık. Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu. 15 milyon euro piyasa değeri var. Yani oyuncu oynamamış. 4,5 milyon euroya kiralamışlar. 4 maça çıkmış 256 dakika. Hani Premier Lig 2'de rezerv takımda şey yapmış. Şampiyonlar Ligi'nde 13 dakika oynamış. Yani 76 milyon euroya da Barcelona'dan almış. Aslında var ya yani şey bir isim. Haber izlettirir, reklam tıklattırır bir isim ama yani bilmiyorum ya. Benim hiçbir duyumum yok. Hiçbir bilgim yok. Ben söyleyeyim kimse de beni yanlış anlamasın. Ha ben de isterdim. Kapak resmine bunu koyayım. Çok güzel bir şekilde de yıkayım, süsleyeyim, parlatayım. Ama maalesef durum bu. Sosyal medya duyumcularından bir duyumcu kardeşimizde şunu gördüm. Fenerbahçe, Polonya, Ekstraklasa ekibi Zagłębie Lubin'den 19 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Tomasz Pienko ile ilgileniyor. Oyuncu ile anlaşan yönetim kulübü ile pazarlık aşamasında kısaca bahsetmem gerekirse Arda Güler bizde neyse Polonya kulübünde de Tomasz Pienko'ymuş. Yani wonderkid seviyesinde bir oyuncu diyor. Fenerbahçe A takım için düşünülüyor diyor. Şimdi oyuncu yıllık 400 bin euro maaştan 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varılmış. Kulübüne de 2 milyon euro civarında bir bonservis önerilecekmiş. 1 milyon 200 bin euro piyasa değeri var. 1,85 boyunda. Oğlum bu ne biçim bir dil lan? Lehçe. Türkçe'ye çevir. Ofansif orta saha diyor. Kanatta da oynayabiliyor. Hatta Fenerbahçe'de %90 ihtimal veriyor transfer market. Bu sezon 37 maça çıkmış. 3 gol 1 asist 1500 dakika. Ulan süper. Hakikaten Arda Güler. Harbi Arda Güler. Aynı. Hemen hemen aynı istatistik yani. Lan oğlum Arda Güler bu kadar süre. Tövbe estağfurullah. Geçin ya. Fenerbahçe Borussia Dortmund'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökdeniz Pürmüz'le ilgileniyor. Bir kere adı Gökdenizse, soyadı Pürmüzse kesin Trabzon'la bağlantılıdır. Halil Dervişoğlu'nda olduğu gibi bu arkadaşta da aynı süreç yaşanır. Bunlar bize gelmez. Trabzonlu oldu muydu? Gelmiyorlar. Halil Dervişoğlu da aynısını yaptı. Biz Galatasaray'dan falan önce alacaktık aslında da. Durum bu. Şimdi Renato Sanchez'in Türkiye Ligi hakkında bazı korkuları var. Yoksa uğraştığımız, çalıştığımız, çabaladığımız, didindiğimiz bir isim. Muriel önerildi. Zapata önerildi. Ceko'nun yanına bir forvet diyorlar ama bu Umut Nahir falan gibisinden bir isim olacak gibi duruyor arkadaşlar. Stoper'de Bekao için beklemedeyiz. Olumlu haber de gelebilir, olumsuz da gelebilir. Bir Ali Cengiz oyunu yaptık, vazgeçtik gibi ama bakalım. Ya Lazio ya biz, onu söyleyeyim. Renato Sanchez için de gerçekten çok uğraşıyoruz. Harbi söylüyorum bak, el altından çok uğraşıyoruz. Hani Bekao, Zaha, Renato Sanchez, Edin Dzeko,
Böyle bir kadro. Bir de Hakim Ziyech'i de Kanada. Müthiş olur. E hocam teknik direktör böyle değil. İsmail Kartal. Futboldan sorumlu kişi de Volkan Demirel olsun. Hep birlikte şey yapalım. Yani hem İsmail Kartal hem Volkan Demirel'le bir Fenerbahçe izleyelim. Olmaz mı? Bence olur. Yani benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Size üyelere özel duyumları da aktardım. Videoyu dikkatlice izlediyseniz duyumlara vakıf olmuşsunuzdur. Videoyu dikkatli izlemediyseniz o da sizin terbiyesizliğiniz. Ya seviyesiz yani sizin terbiyesiziniz arkadaş. Videoyu dikkatlice izlemeniz lazım. İşin şakası bir tarafa arkadaşlar. Gerçekten de üyelere verdiğim şekilde size verdim. İnşallah bir beğeniyi çok görmezsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.